Bayanlar, ben de ilk defa geliyorum buraya. Beğenmediyseniz kalkalım. Yo, iyi bence, değil mi? İyi, iyi. Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Gözüm, önce sana şunu soracağım. Buranın niye aile bölümü yok? Burada sıkıntı olmaz beyefendi. Güzel. O zaman sen bize birer çay getir. Biz bir de şal olalım. Derhal. Yani aslında aile bölümü olmayan yere ruhsat vermemeleri lazım. Niye? Misal ben geldim, eşim var. Buraya gelemem çünkü iti var, kopuğu var. Yani hoş olmaz yani. Evet. Ama bizim için, bizler için hiç sorun değil onlar yani. Çünkü biz böyle yerlere gelmeye, böyle kızla erkekle karışık oturmaya alışığız, değil mi? Yani hani gençler tabii biraz daha farklı ama biz öyle görmedik aileden. Doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Hakkı, ne işle uğraşıyordun sen? Zeynep Hanımcığım, biz Kayseri'deyiz, övünmek gibi olmasın. Dededen pastırmacıyız. Orada dükkanlar var işte. Birkaç ayağı da burada, İstanbul'da işim. Ben onların başındayım daha çok. Ay, ben de diyorum. Sabahtan beri bu çemen kokusu nereden geliyor, ondanmış demek ki. Anladım. Sizin işler iyidir o zaman. Zeynep Hanımcığım, çok şükür. Çok şükür. Çok nazar iyi, çok iyi. Maşallah, maşallah. Çok iyi. Gördün mü? İşleri de iyiymiş. Maşallah, maşallah. Allah Allah. Tanıyor musunuz bunları? Ay yok canım yani. Bizim okulda okuyorlar da öyle bir samimiyetimiz yok. Neyse, sen şimdi boş ver onları. Anlatıyordun sen Hakkı, devam et sen. Yani işte dediğim gibi biz biraz mutasip yetiştik. O yüzden aslında böyle bayanla falan gezmeler pek uygun değil, evlenmeden bilhassa. Çok güzel, çok güzel. Evet, haklısın. Doğru. Orada rahatsızlık veriyorlarsa kalkabiliriz gerçekten. Yok. Yok canım, yani biz alışığız böyle aynı ortamda kızlar erkekler bulunmaya. Alışık derken? Yani böyle işte kızla erkekle aynı ortamlarda iç içe oturmalar falan. Hep yaptığımız şeyler bunlar bizim. Neyse ya, sizin bir izdivaç durumunuz yok mu? Var, var. Olmaz mı? Nişanlıyım ben. Yağmurcuğum. Gözümün nuru, iyi misiniz? Ne oluyor lan? Oğlum Elif. Oğlum Elif sahipleniyor kızı ya. Bu ne ayak ya? Sakin ol ya. Bir dakika, bir dakika. Yazdım. Giriyorum birazdan, yazdım. Ya gerçekten. Sakin ol, baksana çürüğünün tipine. Sakin. Merhaba, hoş bulduk. Gel biz iki tane çay alırız. Aynı zamanda arkadakiler bizim arkadaşımız oluyor. Sen onlara da iki tane çay söyleyeceğiz. Gözümde bunlar, biz istemedik ya. Şu masadaki arkadaşınız yolladı. Afiyet olsun. Ya siz bizi rahat bıraksanıza ya. Arkadaşım, ayıp olmuyor mu biraz? Ayıp diyor ya. Vallahi olmuyor. Sonuçta iki tane arkadaşımızı birer çay ısmarladık. Arkadaşınız mı bunlar? Ne münasebet ya? Ne münasebet canım? Ne arkadaşımız olacak bizim bunlar? Şunların tipe baksanıza. Bunlar böyle serseri, saçma sapan tipler. Bile şu, bak bak, şu gülüyor kaslı olan. Neye benim arkadaşım olacak onlar? Hayret bir şey. Bana baksana sen. Bana bak, bana bak. Bu Hakkı var ya, bu Hakkı. Çok pis döversiz ha. Her türlü o dövüş sporunda ustadır o. Yok yok, kavga çözüm değil yani sonuçta. Kerem'i de al git, sonra sokuyorsun beni. Benzetirsin sen değil mi Hakkı bunları? Arkadaşlar biraz ayıp oluyor yani, efendi olursanız. Ya işte bizim sorunumuz orada. Maalesef efendi olamıyoruz. Ama belki bir arkadaş bize bileyim ders verirse. Canım, gitmemiz lazım abi. Ne oldu? Korktunuz mu? Onlar gider, artık gider onlar. Hadi canım, hadi. Hadi çekin arabayı, hadi. Kerem, gidelim Kerem. Gidelim. Yalnız çıkışta bulacaksınız Hakkı, bekleyin. Sen Hanımcığım, onu şey yapmayalım, uzatmayalım artık. Tamam, gitmemiz lazım hadi. Abi, anlatacağım ben sana. Evet. Ne yapayım? Sen... Ne yapayım? Mesaj attı. Aileler falan diyor yani.
Ah, utan, sen kendinden utan. Sen bir gerizekalısın. Yalnız bravo Hakkı, korkuttun çocukları. Ya, çoluk çocuk zaten bunlar ya. Yani şey, önemli değil. Ama ben vallahi rahat vermediler. Hiçbir şey anlamadım şu çaydan ya. O yüzden diyorum ki biz bu gece bir şeyler yapalım, dışarı çıkalım. Gece mi? Hı. Biz haftada 3 gece dışarı çıkarız Yağmur'la, değil mi Yağmur'cuğum? 3 gece. Yuh Zeynep'ciğim, abartmıyor musun biraz? Vallahi bak Hakkı, şöyle diyeyim. Yağmur modern kız. Bunu böyle haftada 2-3 gece dışarı çıkarmazsan bu mutsuz olur, olmaz yani. Vallahi ne yapalım, çıkartacağız o zaman ya. Ama tabii sizin bu nişanlınız da gelirse hem tanışmış oluruz. Hı. Tabii canım, nişanlın da gelsin Zeynep'ciğim. Nişanlım. Gelsin, gelsin. Nişanlım gelir. Ben şey yapayım o zaman onu akşam. Arayayım. Görüşürüz. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Özel bir gece falan mı yoksa? Yok. Ziyade arkadaşa yardıma çıkıyorum. Ne? Bu da bir şeydir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zeynep. Hı. Kirli çamaşır. Zeynep hayırdır? Hayır anneciğim, hayır. Ya nedir bu kıyafetin? Sen nereye gidiyorsun böyle? Yani şimdi anlatmak isterdim ama çok uzun sürecek. Ama gerçekten önemli bir şey için yani. Tamam. Çıkmam gerekiyor. Sen bana baksana bir. Hmm. Nereye gidiyorsun sen böyle ya? Ha, gece kulübüne falan. Gece kulübüne mi? Hangi gece kulübüne? Oldu mu? Zeynep. Hı? Ya daha nereye gittiğin belli değil. Allah aşkına bir de yarı çıplaksın ya. Ya. Hayatta olmaz. Hayır Zeynep. Ya anneciğim bak vallahi ben şimdi Yağmur'a yardım için böyle giyindim aslında. Evet böyle söyleyince kulağa bir tuhaf geliyor tabii ama. Yani vallahi bak çok önemli ama ben anlatacağım sana sonra yani her şey, tamam mı? Merak etme. Vallahi benim artık aklım ermiyor senin işlerine Zeynep yani ha. Bak eve geç kalmayacaksın, tamam. Zamanında geleceksin. Tamam. Bak anlamam ha, ona tamam. Göre. Tamam sen merak etme, arayacağım ben seni, tamam mı? Bak geç kalma, anlamam ha. Tamam 12'de buradayım. Yavaş. Nerede kaldılar? Gelirler şimdi ya. Güzel gelince gireriz o zaman. Sen eminsin değil mi abi benim için geldiğimize? Can tabii ki de eminim. Ya ne bileyim yani, heyecanlandım falan. Yok ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.